Merhaba sevgili misafirlerimiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Dün biz buranın hazırlıklarını yaparken bir gazetede haber okudum ve çok ilgimi çekti. Bir bölümünü okuyarak programımızın açılışını yapmak istiyorum. Haberin başlığı şu şekildeydi. Kadınlar ülkesine benzer. 8 Mart uyanan kadının günüdür. Bütün günler özgür yaşamak için vardır ve bütün günler kadınların çabasıyla güzelleştirilecek günler olmaya layıktır. Özgürlüğe ulaşmak için yaşamak, yürümek ve her güne büyük anlamlar sığdırmak özgürlük mücadelesi veren bütün kadınlara yakışan tutumdur. Varlıklarımıza anlam katan, bizi özgürlük yolunda buluşturan Rozalar ve Saralar şahsında bütün kadınlar özgürlük mücadelesi şehitlerine şükran borçluyuz. Onlar bizi özgürlüğün anlam dünyasıyla tanıştıran evrenselleşmiş kolektif aşk abidelerimiz. Onlar bize kadının sınıfı, dini, dili ve ırkı ne olursa olsun bütün kadınların aynı acıyı paylaştıklarını ve aynı özgürlüklere ulaştırmaları gerektiğini kavrattı. Ve bugün daha iyi anlıyoruz ki kadınların yüzyıllardır eşitsizlikler içinde verdiği mücadelenin sembolü sadece bir gün olamaz. Bu anlamda 8 Mart sadece sembol bir gün değil, özgürlüğe uyanmış kadının günüdür. 8 Mart, teşekkürler. 8 Mart, 106 yaşında tabii o fabrikada yanan işçileri baz alırsak 106 yaşına girdi. Geçmişten bugüne kadar şiddet görerek ezilen kadınlarımız için hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Arkadaşlar program esnasında bugün tabii sizler için tiyatro falan da hazırladık. Çünkü tiyatro oyuncularımız mikrofon falan kullanmadan oynayacaklar. O yüzden telefonlarınızı ya kısık ya da titreşime alırsanız bu anlamda duyarlılığınızı rica ediyorum. Veser AKM Başkanı Sayın Sezai Okur, Çiçeği Burnu'nda başkanımız sizlere önce bir selamlasın. Daha sonra devam edeceğiz. İyi akşamlar. Ben de sizleri burada sevgi ve saygıyla selamlıyor. Veser Alev Kültür Merkezi'ne hoş geldiniz. Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, savaşların olmadığı, anaların ağlamadığı, barış, kardeşliğin, sevginin, hoşgörülüğü ve inançların ötekileştirilmediği bir dünya olması dileklerimle 8 Mart gününüz kutlu olsun. Teşekkürler Sezai Başkan. Vestar AKM Kadınlar Kolu ikinci başkanımız sevgili Türkan Cömert bugün anlam ve önemli belirtilen konuşmasını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Sevgili canlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlemiş olduğumuz bu etkinliğe gösterdiğiniz ilgi ve katılım için hepinize Vestar AKM ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında ilan edilmiştir. Fakat geçmişi daha da eskiye dayanmaktadır. 8 Mart 1857 yılı ABD'nin New York kentinde kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği savaşın ilk mücadele yılıdır. Başlama hikayesi şöyledir. Konfeksiyon ve tekstil fabrikalarında çalışan 41 işçinin insanlık dışı çalışma koşullarına ve düşük ücrete karşı başlattığı grev, polisin saldırısı ve fabrika yönetimin de desteğiyle kanlı biter. Saldırı sırasında çıkan yangında çoğu kadın 129 işçi yaşamını yitirir. İşçilerin cenaze törenine 100 bini aşkın kişi katılır. 1900
yılında Danimarka'nın Kopenhag kentinde toplanan 2. internasyonele bağlı kadınlar toplantısında Almanya Sosyal Demokrat Parti önderlerinden Clara Zetkin bu yangında yaşamını yitiren 129 kadın işçi anısına 8 Mart gününün Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmasını önermiştir. Kadın Hakları Hareketi'ni özellikle oy hakkını onurlandırmayı amaçlayan Kadınlar Günü önerisi oy birliği ile kabul edilmiştir. 1975 yılında Dünya Kadınlar Yılı'nı ilan eden Birleşmiş Milletler Örgütü 16 Aralık 1977 yılında 8 Mart'ın tüm kadınlar için Dünya Kadınlar Günü olarak kutlamasını kararlaştırmıştır. Kadınlara eşit hakların verilmesinin böyle yapıyorlar. Dünya barışını güçlendireceği kabul edilmiştir. Böylece 8 Mart Dünya Kadınlarının 100 yıldır yürüttüğü özgürleşme mücadelesinin kutlandığı ve kadınların güncel taleplerinin ifade edildiği bir gün haline gelmiştir. Günümüzde kadın 100 yıl önce başlattığı bu büyük mücadelede ciddi mesafeler almış olsa da üzülerek ifade etmek gerekir ki hala büyük zorluklarla, engellerle, engellemelerle, baskılarla, adaletsizliklerle sırf kadın olduğu için karşı karşıya kalmaya devam etmektedir. Kadının neredeyse her gün televizyonlarda, radyoda ya da sosyal medyada birçok olumsuzluklarla karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Bu barbarlıkları kasıtlı olarak sadece olumsuzluk sözcüğüyle ifade ediyorum. Çünkü insanla bağdaşmayacak o kadar sözcük var ki ve o kadar çok kullanıldı ki artık toplumda bir duyarsızlık oluştu. Karşılaşılan bu olaylara karşı tepkimizin, sesimizin en yüksek tondan çıkması gerekirken ne yazık ki sessizliği tercih eder olduk. Çünkü mevcut iktidar ve goygoycu basını bunu o kadar dillendirip insanları gözüne sokup sıradanlaştırdı ki toplum artık tepkisizleşmeye, duyarsızlaşmaya başladı. Ancak iktidar mevcut düzen bilmelidir ki bütün bu bastırma, yok sayma ve olanları sıralandırılaştırma gayretleri karşılıksız kalacaktır. Çünkü biz demokrasiye, adalete, eşitliğe, emeğe ve özgürlüğe inanmış kadınlar olarak biliyoruz ki halkların, toplumların barış içerisinde özgürce ve eşitçe yaşamasının teminatı kadındır. Çünkü unutulmamalıdır ki kendisine sınırlar çizilmiş, özgürlüğü gasp edilmiş, kendi öz iradesiyle okuyan, yazan, öğrenen, giyinen, konuşan kadın aynı zamanda dünyaya daha barışçıl, özgürlükçü, insancıl bireyleri kazandıracak olan annelerdir. Bizler gasp edilen özgürlüğümüzü, haklarımızı yeniden elde etmenin mücadele ve direnmekten geçtiğini biliyoruz. Çünkü biz kadınlar hayatın her alanında varız ve var olmaya, varlığımızı daha da etkin kılmaya devam edeceğiz. Sözlerimi burada sonlandırırken hepinizi elinin nasırı, alnının teriyle hayatın her alanında üretime katılan emekçi kadınlar adına gencecik evlatlarını hayatlarının baharında toprağa veren yürekleri yangın yeri analar adına 10 yıllardır sevdiklerine hasret bırakılmış bir mezar taşı dahi çok görülmüş cumartesi anneleri adına cansız bedeni 7 gün boyunca sokak ortasında yatan 11 çocuklu teybet ana adına ve şahsım adına selamlıyorum. Hepinize yürekten teşekkür ederim. Teşekkürler sevgili Türkan.